Nihat Hatipoğlu, Ramazan sonrası yapmamız gerekenler. Bir Ramazan ayı daha geçti. Her birimiz kendi çapımızda bir şeyler yapmaya gayret ettik. Oruç, teravih, sadakayı fıtır, iftar, sahur, zekat ve daha birçok vesileyle Rabbimize bağlılığımızı bildirdik. Bir kısmımız birçok güzel alışkanlık edindi. Namaza başlayan binlerce insan oldu. Tövbe eden, pişman olan, kendini toparlayan, Yüce Allah ile ahdini yenileyen, gidişatını sorgulayan yüz binler var. Ramazan'a 11 ayın sultanı demişler. Buradan 11 ayın ibadet zevkinden mahrum bırakılması sonucu çıkmamalı. Her saniye aleyhinize veya lehinize şahitlik edebilir. Zamanı şahit tutun, anı değerlendirin. Çünkü geçen her saniye sizin için kayıp olabilir. Zamanını nasıl değerlendirdin? Sorusu sorulmadan Sırat Köprüsü'nden geçilmeyecek. Bu bilince varmak için de hayattaki her geçişi sırat gibi görmek lazım. Besmele ile, himmetle, rahmetle, zikirle, edeple, şuur ve ihlasla zamanı geçirmek lazım. Aslında 11 ayı, Ramazan'ı kıskandıracak kadar dolu dolu yaşamalıyız. 11 ay bir rehavet dönemi olmamalı. Allah'a havale edin. Şimdi kendimize soracağımız soru şu olmalı, Ramazan sonrası dini açıdan neler yapmalıyız? Günlük ibadetleri aksatmayalım. Beş vakit namazı ihmal etmeyelim. Haftada bir gün oruç tutalım. Her cuma namazına bir dostumuzu götürelim. Sosyal medyayı aktif kullanalım. Bildiğimiz kadarıyla dini aydınlanmayı yapalım. Şer odaklarına usulüne uygun cevapları ihmal etmeyelim. Evlatlarımızı umre, Kur'an okumaları, Hazreti Peygamber'in güzel ahlakı konularında bilgilendirelim. Evlatlarımızı şer olan din düşmanı platformlar hususunda uyaralım. Günlük ve haftalık maddi yardım faaliyetini ihmal etmeyelim. Sadaka verelim. Hep ümit var olalım. Umutsuzluk, karamsarlık ve yeis dinimizce iyi karşılanmamıştır. Gördüğümüz olumsuzlukları gidermeye çalışalım. Manevi ve dini hayatımıza katkı sunacak olan kitaplar okuyalım. Kur'an ezberi yapalım, küçük surelerden başlayarak. Biraz daha sakin ve hoşgörülü olalım. Size kötülük yapan, haset eden, iftira atan zalimleri Yüce Rabbe havale edin. Affedemiyorsanız en azından Allah'a havale edin. O, seriul hisab, yani hesapları tez görendir. Merak etmeyin, engin olun, düzgün olun, dürüst olun. Kötü, cezasını elbette bulur. Hiç kötünün ebediyen yaşadığını gördünüz mü? Tövbeyi günlük yapın. Biz günahlardan tövbe edilir diyebiliyoruz. Aslında haklı değiliz. En güzel tövbe, günahsızlık ve rahatlık anında yapılandır. Bu tür tövbeler şükrün ve hamdin dile dokunmasıdır. Günahkar zaten tövbe der. Günahsızken kulluğun hakkını verememenin tövbesi daha tatlı değil mi? Peygamberlerin tövbesi işte öyleydi. Ya Rabbi, bizim gayretimiz kafi gelmeyebilir. Himmetin, lütfunla bizi hayra çevir ve şerre karşı emanımız ol. Amin. Rabbim Ramazan boyunca yaptığınız bütün ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin. Ramazan bayramınızı tebrik ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şevval orucu nedir? Ramazan'ın ardından gelen aya Şevval denir. Bu ayda 6 gün oruç tutmak sevap açısından çok kıymetlidir. Ramazan bayramından sonra bu oruç tutulur. Bu oruç tıpkı Ramazan'da tutulan oruç gibidir. Bu oruçlar art arda tutulabileceği gibi aralıklarla da tutulabilir. Bir hadiste efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayının 6 gün orucunu eklerse sanki yılın bütün günlerini oruçla geçirmiş gibi olur. Şevval orucunda tutamadığım Ramazan orucuna niyet edebilir miyim? Bu durumda siz Şevval orucu değil, Ramazan orucunun kazasını tutmuş olursunuz. Dizinde ve ayağa kalkışında rahatsızlık olan sandalyede namaz kılabilir mi? Ayağa kalkabilen kişi namaza ayakta başlar. Ayakta durup da oturduğu zaman secde edemeyen kişi namaza ayakta başlayıp rükû ederek oturduktan sonra ima ile başını öne eğip secde eder. Ayağa kalkamaz durumda ise oturduğu yerden namaza devam eder. Başıyla ima eden böyle namaza devam eder. Ayakta durmaya gücü yettiği halde yerde oturamayan kimse namaza ayakta başlar. Rükûdan sonra tabure gibi bir şeye oturarak başının iması ile namazı kılar. Kişi dilerse ayaklarını secde yerine uzatarak da namazı kılar. Bağır problem olan biri nasıl namaz kılar? Hazreti Peygamber basur hastalığı olan birine şöyle buyurdu, durabiliyorsan ayakta, gücün el vermiyorsa oturarak, ona da gücün yetmiyorsa yan üstü uzanarak namazını kıl. Bu kişi başka güç yetiremiyorsa ima ile namazını kılar. Burada kişi gücünün yettiğini yapmakla sorumlu olur. Kendisine dünür gidilip kararı beklenen veya söz kesilen bir kadına başkası evlilik teklif edebilir mi? Böyle bir durumda kız tarafı talipliğe olumsuz cevap vermedikçe başkası talip olamaz. Hz. Peygamber şöyle buyurdu, sizden biri sakın Müslüman kardeşinin dünür gittiği birine talip olmasın. Nokta. Bunun çirkin bir şey ve geleneklerimize aykırı bir durum olduğu da zaten bellidir. Ayrıca bu durum birçok açıdan düşmanlığa da sebep olur. Peygamberimize salavat getirmek ibadettir. Allah bize Peygamber Efendimize salavat getirmemizi emreder. Biz de Efendimize olan bağlılığımızı ve sevgimizi ona çokça salat ve selam getirerek ortaya koymalıyız. Esasen bu yüce Allah'ın emridir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Allah ve melekleri peygambere çokça salavat getirirler." Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Nokta. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurdu, Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Bir hadiste de bir defa salavat getirene on misliyle karşılık verileceği, Allah'ın rahmet ve selamının kazanılacağı müjdelenmiştir. Salavat getirmekte tembellik edenler için de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur, Gerçek cimri, yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyendir. Namazların son oturuşunda, salli ve barik dualarını okuyarak Peygamberimize en güzel şekilde salat ve selam etmiş oluruz. Yahut, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed veya ismi anılınca, sallallahu aleyhi ve selam demek suretiyle de bu görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kalbinde nifak olan manevi hastalar peygambere salattan rahatsız olurlar. Yüce Allah'ı kalbi kırıkların yanında arayın. Hazreti Musa bir gün Yüce Allah'a yalvarır. Ve şöyle sorar, ya Rabbi ben seni nerede arayayım, nerede bulayım, Yüce Allah, Hazreti Musa'ya şöyle vahyeder, Musa, beni kalbi kırıkların yanında ara. Ben onlara her gün ve her gece bir kulaç yaklaşırım. Böyle olmasaydı helak olup giderlerdi. Abdullah bin Selam'a soruluyor, kalbi kırıklar kimlerdir? O şöyle cevap veriyor, Yüce Allah'a aşırı sevgisinden dolayı başkalarına kalbini kapatan, bundan ötürüdür ki kalbi kırık olandır. Tek tırnak tek tırnak nokta. Kalbi Allah'tan başkasından uzak etmek elbette zor ve çetin imtihanı gerektiren bir mertebedir ona talip olmak da zordur, onun hakkını yerine getirmekte. Kalbini Rabbine açan, sadece onunla, ünsiyet, yani doygunluk bulur. Gözü ondan başkasını görmez, başkasını önemsemez de. Onun için aleyhinde konuşan ile lehinde konuşan arasında fark yoktur. Malı kaybettiğinde de, kazandığında da kalbinde bir kayma olmaz. Mütevazıdır, ihlaslıdır, kin tutmaz, nefret duymaz. Bunlara kalbini kapatmıştır. Onun için tek şey Rabbin rızasıdır. Yüce Allah Hazreti Musa'ya sorar: "Seni niye seçtim ve sana neden hitap ettim ey Musa biliyor musun?" Hazreti Musa: "Hayır ey Rabbim." der. Yüce Allah cevap verir: "Çünkü hiç kimse senin kadar mütevazı davranamadı. Sen benim rızam için hep mütevazı davrandın. Ben de seni onun için seçtim."